küresel hisse senetlerine baktığımız zaman, burada yatırımcılara baktığımız zaman bilançolarda Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlar bekleniyor burada. Yapay zeka ile ilgili aslında hisse senetlerinin burada büyüme ivmesine ilişkin de bir takım başlıklar, mesajlar verecek. Burada bakıyoruz, yatırımcıların son haftalarda Nvidia hisselerinin de alımlarını arttırdığını görüyoruz. Buradaki yatırımcılar, bu sektör hisse senedi yatırımcıları neler bekliyor, ne bekliyor? Evet, Nvidia tabii biliyorsunuz muhteşem yedilinin de en güçlü hisselerinin başında geliyor. Ve bugünkü bilançosu için benim okuduğum kadarıyla genelde beklentiler iyi. Yani güçlü bir bilanço ve kazanç açıklaması, hisse başı kazanç açıklaması bekleniyor. O yüzden biraz daha piyasa alım yönünde. Tabii şimdi bu ağırlığı da son derece yüksek olduğu için şeyde, endekste, eğer gerçekten iyi bir bilanço açıklarsa endeks vadelilerini yukarı doğru hareketlendirebilir seans sonrası geleceği için. Bunu kenara koyalım. Diğer yandan en çok tartışılan konuların başında Sevda Hanım, Nvidia hissesi pahalı mı yoksa hala alınır mı, ucuz mu konusu geliyor. Şimdi bu hani matematik yalan söylemez derler. Ama siz matematiğin neresinden baktığınıza göre, sayılara nereden baktığınıza göre sonuçları farklı yorumlayabilir veya yorumlatabilirsiniz. Bazı açılardan baktığımızda, mesela bir fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda evet, Nvidia hissesi biraz pahalı. Ama bir PEG rasyosu dediğimiz fiyat kazancın büyüme beklentisine oranına baktığınızda Nvidia ucuz. Veyahut İşte forward fiyat kazanç, ileriye dönük forward kazanç beklentisi diye baktığınızda Nvidia yine ucuz. Dolayısıyla bu tamamen yatırımcının inisiyatifinde olan, benim için, benim bakış açıma göre, beklentime göre Nvidia ucuz diyen yatırımcı buralardan alıyor. Yok efendim, Nvidia çok gitti, artık burada bir kar realizasyonu gelmesi gerekir diyen yatırımcı da pozisyon küçültmeye çalışıyor. Ben bu olaya nasıl bakıyorum, size onu söyleyeyim. Karakteristik olarak bilanço döneminde ben hisse alım satımından ziyade opsiyonlarını değerlendirmeye çalışırım. Orada biraz daha hem kaldıraç kullanabiliyorum hem de zararlar limitli olabiliyor. Diğer yandan genel olarak endekslere baktığımda ben yorulma hisseleri, yorulma ifadeleri görüyorum biraz endekslerde Sevda Hanım. O yüzden de karlı olan hisselerde bir miktar küçülmek bana göre şu anda daha mantıklı. Geri çekilme olursa ama hala resesyonun hani bize uzak olduğunu düşündüğüm için bunu da bir alım fırsatı olarak değerlendirmeyi tercih ederim. Bu şekilde ifade edeyim.